10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 89, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 89, Osmanlı Devleti'nin Yayılışı 1. Yönerge, aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız. Osmanlı yayılışında kılıç kadar belki ondan da ziyade istimalet politikası denilen bir uzlaşıcı politika temel bir faktör olarak hesaba katılmalarıdır. Osmanlı sultanları, bir memleketi kendi ülkelerine ilhak etmeden önce başlıca iki yöntemle hareket ederlerdi. Bir taraftan uç dedikleri serhat bölgelerinden uç beyliklerinin önderliğinde yapılan gaza akınlarıyla hudut ötesi halkını yıldırırlar, direnme gücünü kırarlar, sonra o devlet veya halkı istimalet yoluyla kendilerine yaklaştırırlardı. Bu sonuncu politikayı Osmanlı sultanları, can ve mal garantisi veren yeminle teyit edilmiş, ahitname denilen teminat ile uygularlardı. Kısaca şöyle demek isterler ki, Osmanlı sultanının egemenliğini tanırsanız, canınız, malınız ve dini hürriyetleriniz teminat altına alınacaktır. Bunu yeminle taahhüt ederiz. Bu gibi vaatler memleket büyüklerine, şehir ve kiliseler için verilen ahitnamelerle sağlanmış olurdu. Osmanlılar, Latinlerin egemenliği döneminde haftada iki gün feodal senyör için angarya çalışan Rum köylülerini fetihten hemen sonra bu angaryadan kurtarmıştır. Böylece Kıbrıs fethinde yerli Rumlar, Venediklilerle işbirliği yapmaktan kaçınmışlardır. Kıbrıs'taki bu durum, Osmanlı istimalet politikasının çarpıcı örneklerinden biridir. Bu arada baş vergisini göz önüne alalım. Osmanlılar, kişisel bir baş vergisi olan İslami cizyeyi Balkanlarda kişi başına değil hane başına uygulamışlardır. Zira Osmanlı'dan önceki rejimlerde baş vergisi hane başına alınmaktaydı. Bu misal, istimalet politikasının doğrudan doğruya Osmanlı idaresi yerleştikten sonra da uygulandığını gösteren açık bir misaldir. Doğal olarak Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda yayılması ve yerleşmesi, başka faktörlerin de bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. Halil İnalcık, Osmanlı döneminde Balkanlar tarihi üzerinde yeni araştırmalar, Geymer, Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, Y1, S1, Ankara 2012, S3, 5'ten düzenlenmiştir. 1. İstimalet politikası nedir? Cevap, tahmini anlamı, öğrencinin bilgi birikimine bağlı olarak, uzlaştırmacı politika, kendi tarafına çekme politikası, gönül kazanma politikası, vb. Farklı cevaplar verilebilir. Gerçek anlamı, fethedilen yerlerdeki veya düşman topraklarındaki ahaliyi kazanma karşılığı olarak kullanılan bir Osmanlı terimi. 2. Osmanlı Devleti'nin istimalet politikası ile neleri amaçlamış olabilir? Cevap, Osmanlı yönetiminin nüfuzunu artırmayı, Osmanlı Devleti'nin yayılışını hızlandırmayı, fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamayı. 3. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hakimiyet kurmasında istimalet politikası dışında başka hangi unsurların etkili olduğu söylenebilir? Cevap, İskan politikası, dervişlerin siyasi ve sosyal faaliyetleri, imar ve bayındırlık çalışmaları. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 89 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.